İşte o ihtişamı bırakıp da niçin yatıp duruyorsun ayaklar altında? Kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi doğrusu bu diyen Akif'in evlatları. Ya, insanları akın akın dinden çıkan dönemlerin geldiğini bu ayetin tersinden okuduğumuzda anlarsınız. İnsanlar akın akın İslam'a girer görürsün. Ey fatihler, ey mücahitler, bu fetihleri sakın kendinden görme. Bu fetihler senin eserin değil. Allah sana yardım etti. O Allah'ın yardımıyla sen bu fetihleri gerçekleştirdin. Fetihle işgali karıştırmayın. Fetih adalet getirir. Fetih, Mekke'nin fethi işte bugünlerde olduğu o ruh, bir medeniyetin kapanmasına, bir medeniyetin, yüce bir medeniyetin açılmasına bir kapıdır. İşgaller gözyaşıdır, katliamdır, işkencedir, zulümdür. Neyse aziz kardeşlerim, vakit yaklaşırken bunu bitirmek istiyorum. Onu Allah'tan gör. Şimdi tersine bakalım. İzelce'nin tersine geldiği zaman kesilirse ne? Allah'ın yardımı kesilirse ne olur? Fethin zıddı işgaldir. İşgaller olur. İyi dinleyin. Bak Adana'nın, Hatay'ın, Ceyhan'ın, Kadirli'nin, Kozan'ın kurtuluşunu kutluyoruz bugünlerde değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir gündü ki, ey Müslümanlar, bugün size cuma namazı haram. Bugün necis ellerin namusumuza, iffetimize, başörtümüze el uzatıldığı bir vakitte size cuma namazı farz değil. Ne zaman ki bu şehri kurtarırsınız bu necis ellerden, o zaman size cuma namazı kıldırırım diyen sütçü imam, öyle bir devir gelecek ki bu ruhta olan bir şahsın ismine üniversite kurulacak, o üniversiteye başörtülü evlatlar giremeyecek. Ya. Allah'ın yardımı kesilirse işgaller olur. İşgaller olursa insanlar akın akın İslam'dan çıkmaya başlar. İslam'dan kaçar. Orta Doğu'yu görün şöyle bakın. Bizim itikadımız da bozuldu. Ya şu Arap ülkelerine bak, ya şu İslam ülkelerine bak, bir de şu Avrupa'ya bak. Senin akılsızlığın üzerinden o emperyalistler senin ensende boza pişiriyor, farkına var. Birliğini, dirliğini bozarsan, o İslam ruhu, İslam kardeşliğini, cahiliye adetlerini başla diye der. İslam ruhu medeniyetini çağ dışı görürsen, daha bunlar senin iyi gün. Uyan. Uyanman için söylüyorum. Kur'an uyarıyor. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Uyarıyor Kur'an. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kafirin suresi arkasından geliyor. Kafirin suresi gizeceğinden sonraki, ey kafirler de ki, ne benim size ne sizin benim ilahlar ilahıma tapacak değilsiniz. Gel der peygamber. Dediler ki ya Muhammed, ya gel, madem ki bu iş olmuyor aramızda, anlaşamayacağız. Bir yıl sen bizim ilahımıza, bir yılda biz senin ilahına tapalım. Bakalım kimin ilahı ne verecek? Arka planda konuşmuşlar. İşte mücevherler, şunlar bunlar. Bir yıl tapacaklar ya Müslümanlar. Öyleyse bak bizim işte ilahlarımız size bu hediyeleri getirdi. Senden ne var? Bir şey yok. Tıpkı şu anda Müslümanların zihniyeti gibi. Ne yapıyorlar? E hani Allah bizim Müslümanlara ne vermiş? Hani Allah bizim Müslümanlara ne göndermiş? Ey Müslüman! Allahu Teala senin ülkenin, coğrafyanın altını deniz gibi petrol yapmış. Binlerce, yüz binlerce de peygamberi sana göndermiş. Bir gün ehli küfre mahkum olmayasın diye o petrolü işleyip de ekonomi, iktisat alanında da onlara güç sahibi olasın diye sana altını deniz yapmış. Daha netsin Allah sana? Sen kendi köleliğini Allah'a değil de dolara, euroya, altına, faize, fıskı fucura, batı medeniyetine kiralarsan Allah sana fetih nasip eder mi? Uyanalım kardeşlerim.
dünya yeniden dizayn ediliyor. 100 yıl önce bizi adeta kendilerine köleleştirmeye çalışılan zihniyetler bu ülkeden, bu diyarlardan Kur'an'ı silemediler. Ahmet, Mahmut, Muhammed, İsa, Musa isimlerini bu çocuklara koyduğumuz ve ecdadımızın at oynattığı, ecdadımızın, fatihlerin isimleri bu insanlarımızın isimlerine verildiği unutturamadılar. Bizi yıldıramadılar ama gevşeyiz. Daha sağlam, dinimizle şeref bulacak, dinimizle iftihar edecek bir kimlik olması gerekir. İşte bugün elhamdülillah bütün şehirlerimizde, bütün camilerimizde artık hocalarımız cami dışına çıktı. Hastahanede varız, hapishanede varız, denetimli serbestlikte varız. Manevi rehberlik danışmanlık olarak şehrin en köşesinde maddi ve manevi her türlü sıkıntılarınızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dinimizle şeref bulmadıkça işgaller olur. İşgaller olursa kaçış başlar. Dinden kaçışlar. Dini sorguluyor. Dini sorguluyor. Allah'ı sorguluyor. Dün akşam birisiyle bir yerden bir şey alacağım, aldım. Aldın ne? İşte bu. Baktım yaklaşımı eleştiriyor, mahvolduk, bittik, öldük, tükendik. Dedim sus. Allah bize bir gün öyle yakın, doğum yakın, zifiri karanlığın olduğu anda İslam'ın inkişafı olmuştur tarih boyu. Kardeşim sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah demiyor. Ne deseydi sormaz olaydı. Sormaz olaydı. Ben sosyalistim. Ya sen Müslüman değil misin diyorum. Ben sosyalistim. Ya sen Müslüman değil misin? Bana bunu söyle, bir de oradan bir gireceğim sana. Öyle kimlikte öyle yazıyor. Vallahi bunun dedesi, babası gerçekten çok muhterem bir insan olduğunu biliyorum. Nereden nereye gidiyoruz bakın. Müslümanın arkasında demokrat, laik, çağdaş, yobaz, şububu olmaz. Allah bize bu ismi koydu. Müslüman. İbrahim suresinde Allah, Hac suresinde bize bu ismi, Müslüman ismini koydu Allah. Bizim adımız Müslüman. Arkasında, sağında, solunda başka bir isme gerek yok. Bu ruhta, bu potada eridiğimiz an, o zaman şu cemaat Allahu Ekber dediği zaman şu direkler çatlar. Yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün mahlukatlar وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ayeti kerimesiyle onlara yardıma koşar. Bugün Allah bize yardım etmiyor. Etmiyor. Çünkü Allah yardımı şarta bağlamış. Gelin ne olursunuz hayırda yarışalım. Gelin ne olursunuz Allah'ın dininin derdini taşıyalım. Gelin ne olursunuz bak şu camiye. Ya şu siz var ya, Allah'ım sizlerden razı olsun. Şu caminin muhteşem oluşu veya bu caminin peçmürde oluşu sizin imanınızı gösterir. İşte imanınızın aynası budur. Osmanlı tarihinde bakınız, camiler ne şatafatlı yapılmış. Aşık olmuşlar Allah'a. Allah'a ben öyle bir ev yapmalıyım ki tarihlere meydan okusun demişler. Biz de elektriğinden, fayansından, şundan, bundan kısacak, eksiltecek, bilmem ne yapacak. Aman bu kadar yeter diyecek. Ya en güzel olsun. Bir yemeğe 300-500 lira verir. Müslüman kendine gel. Mahşere yaklaşıyorsun adım adım. Allah Resulü buyuruyor, ben o insanın aklına şaşarım. Dünya arkasını dönüp kaçıp giderken, ahiret ise yüzünü dönüp koşarken, o insanoğlu ahirete sırtını dönüp de dünyanın arkasında koşan Müslümana şaşarım.